az önce şöyle bir cümle kurdun, özenli bir masa kurdum diye. Benden mi daha özenli, anlamadım. Dün senin evini gördüğümüzde masada bir uyum göremedik Kübra. Yani şöyle, bende mesela maviler var, goldlar var, evet, ama hepsinde bir uyum var. Sende sadece cam kap gördük, ekstra bir devamlılık göremedik. Tabii ki seni tercih yapıyorum. Yani bilemiyorum, ben peçetelerime kadar özendim. Yani mesela ben şunların bile hepsinin takım olmasını isterdim. Benim orada goldlar var, burada gümüşler şöyle, var. Şöyle, bunda da gümüş detayları olduğu için ben ikisini karıştırarak kullandım ve runner'ım da grili olduğu için onun çok fazla dikkat çektiğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü benim grilikler de var masamda. Zaten o konuya hiç girmiyorum. Masa örtüsü yani tam bir fiyasko. Neden gold seviyorsun aslında? Ama yani bilmiyorum, çok demode, çok eski zaman. Demode olması bunlar değil. Böyle... Ben bunu daha yeni yaptırdım söylediğim gibi. Ve sizin için özel oldu her şey. Yani ben bunu gidip de düz beyazla tercih edebilirdim. Ama ben burada dantel detayları falan görmeniz için yaptırdım. Çeyizden parçalar olması için ya da düz masa örtüsü de tercih edebilirdim. Ama değişik bir şey yapmak istedim. Bilemiyorum, bana bu tarz örtüler artık çok demode geliyor. Yani biz bunlar... demodeliği senin evinde gördük. Bilemiyorum, ben gayet sizi özenle karşıladığımı düşünüyorum. Ben özensiz davrandın demedim zaten. Sadece sen bana yorum yapıyorsun, ben de senin yorumlarına karşılığımı veriyorum. Bilemiyorum, gerçekten bu masa örtülerini ben otellerde yatak örtüsü olarak kullanıldığını senin düşünüyorum. Senin de yatak örtünü hatırlayalım istersen. 10 yıllık evli olmama rağmen gayet modern bir yatak 10 yıllık evliliğini zaten var. Kübra'cığım her yerde belirttim. Ben de 5 yıllık evliyim. Yeni modern şeylerim de var ama ben dediğim gibi bunda sarı tercih ettim, gold'u tercih ettim ve gayet masamın uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum, ben hiç renkler beğenemedim. Renkler uysun diye büyük ihtimalle evet, sarı tercih renkler. Ettim. Yani dediğim gibi düz beyaz da tercih edebilirim ya da düz gri de yapabilirdim. Ama dediğim gibi gold ve griyi karıştırarak masa, evet, burada bir uyum sağlamak istedim. Ve ona göre yüzüklerimi de yine gold, evet, tercih ettim. Gümüş detaylar yaptırdım. Yine burada gümüş var, inci var. Bunları hepsini uyumlu yaptığımı düşünüyorum. Mesela... Masamda gerçekten bir eksik göremiyorum kızlar. Sizden de yani yorumlarınızı kabul etmiyorum. Yüzükler falan mesela çok, bilmiyorum, çok demode yani. Demodelik değil Kübra'cığım. Ben burada dantel kullandığım için burada gidip de ben çok modern bir şey kullanamazdım. Uyum sağlamak için bunu yaptırdım farklı, zaten. Farklı zarif incili bir şeyler kullanabilirdin. Yani şu detaylar hiç hoş durmuyor. Bunun inci hoş durmazdı ama. Böyle daha hoş durmuş. Yani bu yüzük demiyorum olarak kullanmak için çiçek kullandım zaten. Siz bence bunun gayet sen, yani bence çok göze batmıyor. Yani gayet güzel. Evet, biraz eski ama sen onu bilerek sanırım eski, evet, olması. Evet, ben bilerek istemişsin. Zaten hani dediğim gibi modern tercih edebilirdim ama ben burada çeyizden de bir parça, evet, olsun istedim. Bunu sırf dediğim için programda yaptırdım. Evet. Rengi konusunda bence gayet iyi bir renk. Yani bu masaya başka renk olmazdı diye düşünüyorum. Beyaz yapabilirdim dedi. Evet, o şekilde olsaydı daha çok hoşuma gidebilirdi ama dediğin gibi en azından bir uyum var. Evet. Bence Kübra'nın günü geçtiği için şu anda benimle uğraşmak istiyor. Yoksa gayet de 10 numara 5 yıldız. Okey, o kadar özenli davrandığını düşünüyorsun. Peki bu masa örtüsündeki söküğü neden görmedin o zaman o kadar özenli? Masaya sen, oturururken bir kaldırır senin yapmadığını canı? Nereden bileceğim Kübra'cığım? Çünkü benim masamda hiçbir şey yoktu. Biz belki geldiğimizde, sen takılıp geçtin. Nereden bileceğim? Biz geldiğimizde gayet masa örtüsü söküktü ve gerçekten buruşuk buruşuktu. Mesela ben bunu asla bir misafirimin önünde sergilemem. Sende masa örtüsü yok zaten. Senin bir runner'ın vardı. Masa örtüsü göremedik biz sende. Ben onu size özenerek sunum yaparak... Zaten beğenemediğimizi orada da dile getirdik. Bir masanın örtünü olsaydı belki yorum yapabilirdik ama benim masa örtüm var en azından. Bilemiyorum, gayet demode duruyor. Demodeliği senin evinde gördük zaten Kübra'cığım. Ben senin beğeneceğini düşünmüştüm aslında. Ama sen dediğim gibi gününü oynadın, bitirdin. Şu anda bana yapıyorsun her şeyi. Aslında senin evinde de goldlar var. Evet. Sen de gold'u seviyorsun. Gold olarak birbirine benziyor. Evet. Benziyor bence masalarınız. Yani hani şöyle... Bence uyuşmamazlık hani... var. Sen o zaman evinde hiç gold kullanmasaydın derdim, evet, ki evet bu kız gold'u sevmiyor. Demek ki o yüzden hani bana bu yorum yapıyor. Mesela bu yorumu Fatma Nur deseydi ki ben hiç beğenmedim, hiçbir şekilde gold'u beğenmedim. Söyledim zaten. Yani o zaman derdim ki evet, sevmediği için yorum yapıyor olabilir derdim. Ama sen şu an günün geçtiği için bana rahat davranıyorsun. Hayır, rahat davranmıyorum. Sadece sevmediğimi dile getiriyorum. Sevmedim, beğenmedim. Ama sen de full gold kullandın. Evet. Kübra. Full gold, yani gold sadece değil de arkadaşlar. En azından burada... Sabahlarında mavi birbirine yakıştırmaya çalıştım.
siyah ve gold'u birbirine yakıştırmaya mı çalıştım? Evet. Tamam işte şu anda da solmaz da gri ve lacivertle tamam renk katmış en azından. Tamam ama arkadaşım bu demode yani ben bundan ama bahsediyorum. Ama bunun nesi demode? Bunu normalde otellerde yatağın üzerine örtüyorlar yani bu sadece demode. Hangi otel? Ben çok merak ettim yani bunu nerede kullanıyorlar bu kadar kaliteli tamam, bir şeyi nerede kullandılar? Tamam ben sana resmini çeker atarım arkadaşım.